Herkese merhabalar. Az önce Almanya'yı incelemiştik. Şimdi son olarak İngiltere'de inceleyeceğiz ve bu bölüm sona erecek. Umarım mantığı bu zamana kadar kavramışsınızdır. Dediğim gibi hepsi birbirine benziyor. Hepsinin kendine az bestsellerları, niş kategorileri ve onun altına asini sildiğiniz takdirde çok farklı alanlara gidip çok güzel ürünler bulabiliyordunuz. Zaten Sales Rank mantığını çözdüğünüzde hiçbir programa ihtiyacınız olmuyordu ve çok güzel satabileceğiniz ürünleri net bir şekilde hesaplayabiliyordunuz da. Şimdi bunu dediğim gibi İngiltere'den yapacaklar için İngiltere'de ürün araştırma videosu çekmek isterim. Umarım faydalı olur. Şimdi bu sefer değişik kategorilere gidelim. Genelde hep aynılarını inceledik, hep de ona yakın bir şeyler inceledik. Bu sefer biraz daha farklı kategorilere bakmak istiyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Yine aynı sistemimizi yapıyorum, basıyorum. Bakalım bize bayağı bir büyük ürünler verdi. Bunları geçiyorum. Yani ben bu kadar büyük düşünmüyordum. Bunlar biraz tabii karlı da olabilir ama maliyetli de olabilir. Şuna bir bakalım açılmışken. Bakalım karşımıza neler çıkaracak. Yani istemediğimiz senaryolar tabii Amazon Warehouse var. Bunu geçiyorum. Neye baksak? Clothing olabilir mi acaba? Nerelere baksak? Nereye gittik ne geldi? Enteresan. Neyse bakalım. Açılmışken bakalım. Problem değil. İnceleyelim. Devam ediyorum. Bundan başlayalım. Zaten hep aynı ürünler var aşağı yukarı. 47 satıcı, 10 satıcı. Vileda'ya bakalım. Devam ediyorum. Fazla videoyu uzatmayacağım bu sefer. Dediğim gibi zamanınızı gerçekten almak istemiyorum. Hepinizin zamanı çok değerli. Size sadece mantığı oturtup rahatlıkla her pazar yerinizde kendinize has ürünler aramanıza olanak tanıyacak tiyoları, trikleri gösteriyorum desem daha doğru olur. 19 satıcı var. Burası biraz daha hoşuma gitti açıkçası. Bazı pazar yerleri bayağı uğraştırdı hatırlıyorsanız ama bu pazar yerinde hızlı hızlı gidiyoruz. Güzel ürünler var. Üçüncü sayfaya da bakalım. Yeterli zaten. Bir hayli fazla oldu. 24 satıcı var. Bu ne? Yani bilmiyorum ne olduğunu. Bir hayli farklı ürünler var. Fark ettiyseniz. Tamam, bu kadar yeterli. Dediğim gibi sistem aynı. Bunların şeylerine bakmayacağım. Asilini silip yine aynı şekilde devam edeceğim. Lakin Singapur'a ve benzeri yerlere ya da bakayım. Yani birkaç üründe bakalım. Genellikle hep aynı sistem zaten. Hiçbir farkı yok. Zaten alıştığınız zaman o kadar hızlı gerçekleşecek ki bazı olaylar çok hızlı yol alacaksınız. Japonya'ya da bakalım. Hindistan'a bakmayacağım. Hindistan'da şirket istiyor çünkü. Ne kaldı? Yani hepsini açtım sanırım. İnceleyelim. Sony'den başlayalım. Mutlaka vardır. Neredeydi? Buradasın. Evet, Avustralya'dan başlayalım. Bakalım nasıl satıyor satıcılar. İki kişi var. İnceleyelim. Normal Amazon satıyor. Buraya bakalım, Singapur'a. Singapur'da çıkmadı bu sefer. Bir fırsat. Çıkmayan yerler bence fırsat. Bakın burada gördüğünüz gibi dropçu satıyor. Siz Amazon olarak girdiğiniz vakit o Sony'de açtığınız zaman o dropçu hemen kaçacaktır. Hiç arkasına bile bakmayacak. Burada da current available gördüğünüz gibi. Burada da fırsat var gördüğünüz gibi Sony'nin önünde. Niye olmasın? Başka neresi kalmış? Bir yer daha var ama şu an aklıma o gelmedi. Yani bunlarda fırsat, bu üründe fırsat var açıkçası. Buralarda yok. Niye ona tıklayınca diğer hep sayfaya atıyor? Hayret. Buna bakalım. Ne kadar burada 44'ü satıyor buradaki fiyatları. Burada yok zaten. Burada fırsattı. Burada da 240'a satıyor. Değerlendirilebilir sayılırsa 14 kişi var listesinde. Burada bakalım.
Genelde bu ürünlerde tutacaktır aslında zaten. Bir problem yaşayacağınızı pek sanmam. Amazon kendisi de satıyor. Bunu geçiyorum. Bir satışına bakalım ne kadarmış. 191 bin. Altlarına inelim. Yine aynı sistem. Hepsini aynı anda yapalım. Evet. Altı verdi. Altına tıklıyorum. Evet. Hep aynısı. Bunu beğenmedim. Geçiyorum. Ben farklı şeyler istiyorum. Bunu da geçiyorum. Genellikle bu niş zaten. Evet. Sony'nin ürünlerine devam edelim. 47 kişi var. Çok güzel. O bir aile Amazon VHS var. Sanırım evlatlarla ilgili bir problem var. Genelde aynı şeyleri yazmışlar. O ben bunu hiç geçiyorum direkt. Ben bu kadar VHS olandan çekinirim açıkçası. Bunu geçiyorum. Duracell'e bakalım. 8. Tamam, çok güzel. Şimdi alıyorum. Pillere bakalım mı? Pillere bakılabilir aslında ama yani global çapta hangi pil var acaba? Ona bakmak lazım. Bir de buraları inceleyelim. Bu sefer burada çıkmadı. Şuraya bakalım. Video games'e çıkmaz. All kategori yapalım. Burada da çıkmadı. Burada var mı acaba? Burada da çıkmadı. Ben yanlış mı aldım acaba? Yok. Hiçbir yerde yok. Çok ilginç. Hiçbir pazarda yok. Enteresan. Sadece burada var. Acaba Almanya'da var mı? Almanya'ya bakalım. Sen Almanya'da check edelim. Avrupa'da satarken Almanya'da satabilirsiniz. Almanya'yı deneyelim. Bakalım Almanya'da var mı? Almanya'da yok. İlginç. Geçiyorum ürünü. Ama burada epey satan var. Devam edelim. Villada'ya bakalım. Villada'da da 14 kişi var. Bakalım güzel Villada'ya diğer pazar yerlerinde ne kadar satıyor? Satan satıcılar var mı? Burada yok. Aslında olmaması bence iyi bazı yerlerde. Mesela burada var. Kim satıyor? International Shipping diyor. Şu kişi satıyor. Ice Center. Tam Türkiye benziyor ama. İnceleyelim. Mesela burada yok. Burada bir fırsat Singapur'da. Bir kişi listelemiş gördüğünüz gibi. O büyük ihtimal drop yapıyor olabilir. Arbitraj yapıyor olabilir. Günahını almayayım ama. Bakın burada da bir fırsat var Avustralya'da. Burada da satan yok. Tabii benim Türkiye olduğu için adres girmiyorum. Burada bir sanal, bu bilgisayarda şu an hesap yok. Ama güzel. Yani buralarda yok açıkçası. Buralarda fırsat var. Yani siz burada satmaya başladığınız vakit oralarda da satabilirsiniz. Amazon'a bakalım. Boş olmaları bence daha güzel. Amerika'da da yok. İşte bu biraz ürkütüyor. Amerika'da niye yok acaba? Yani değerlendirebilir. Amerika'da olması problem değil. Bu siz İngiltere'de bu ürüne sahipseniz diğer pazar yerlerinde gene satabilirsiniz. Yani hep her yerlere entegre olacaksınız hiçbir zaman. Yani Amerika'da da liste oluşturup satabilirsiniz. Gerekli izinleri aldıktan sonra niye satmayasınız? Ama tabii İşte burada çakışan Amerika ile Asinler olabiliyor bazen. Buna çok dikkat etmek lazım. Ürünü tek manuel bir şekilde arattığınız takdirde doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Bazı Asinler de dediğim gibi biz oluşturmaya kalktığımız zaman çoğu üründe çok problem yaşıyoruz. Gerçekten çok yaşıyoruz. Buna defaatle yani defalarca şahit olduk. Çok iyi bir şekilde araştırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela Asin yazdım gördüğünüz gibi. Sanırım varyasyonları çıktı bir dakika. 24, 24. Bakın bu da 24, bu da 24. Gördünüz mü? İki liste oluşturmuşlar. Bunda 5, bunda 4. Bakalım bu nasıl? Bu da 24. Aynı. 58.07. Aynı. Hiçbir fark yok. İşte böyle yapabiliyorlar bazen. Tabi bu Amazon politikalarına ne yazık ki uymuyor. Mükerrer liste oluyor bu. Mükerrer liste olduğu zaman Amazon kesinlikle listeyi kaldırıyor. Yasak çünkü. Burada Japonya'da satıyor. Güzel. Normal M Plus. Diğer yerlerde satan var mı? Evet, aynı şekilde. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de bunlar yapmış bu şeyi. Birebir çekmişler ama burada kullanılmıyor. Bir de buna bakalım.
Bu şekilde mi, aynısı mı? Evet, bunlar yapmamış. Listeler var ama listede kimse yok. İlginç. Yani buraları Avustralya'ya kapatıyorum. Bu sistemi anlamışsınızdır. Ürün araştırmaya geçmek istiyorum. Biraz ürünlere bakalım. Burada ürünler nasıl? Pardon, yanlış yere girdim. Şimdi buradan siliyorum bunu. Hepsini aynı şeyi yapacağım. Ve Duracell'i geçiyorum. Ama isteyenler için Duracell'e de bakabilirim. Açmışken bakalım. Hepsinden asilden sonrasını siliyorum. Aynı mantık. Bakalım bize neler neler verecek, merak ediyorum. Bayağı bir ürün açmışım. Hepsini inceleyelim. $2, 2 euroya satıyor. Tabii bu ürünleri biraz daha ileri seviyeye götürtmek için şunu da yapabilirsiniz. Almanya'da, Avrupa'da satılan ne satılır anlık olarak hepsi buradan da bakıp oradan da bulabilirsiniz bu ürünleri. Dediğim gibi global düşüneceğiz. Mesela bazı ürünleri burada Türkiye'de arattırabiliriz. Yani Türkiye'de olan bazı ürünler burada kesin var. Mesela şuna bakalım. Alıyorum. Yani dediğim gibi her zaman bakış açımız global olacak her zaman. Mesela Almanya'da bakma aklıma gelmedi o an. Ama bunun aynısını şeyde yapabilirsiniz. Yani burada vardır. Tabi bunlar İngilizcesi olması lazım. Yani Türkçesi olmaması gerekiyor. Ben örnek verdim sadece karşımıza çıktı diye. Bunu aynı şekilde global düşünerek diğer ürünlerde kesinlikle yapmanız lazım. Yani her üründe yapmanız lazım bunu. Tamamen her yerde satabilirim, nereden alabilirim mantığında ilerlemeniz kesinlikle gerekiyor. Gördüğünüz gibi birçok satıcı var. Bunlar satan. Şimdi biz oyunların en alt kategorilerine inelim. Buradan buna tıklıyorum. Bunun nerede? Buna tıklıyorum. Hepsinin alt kategorisine bakacağım. Bu neymiş? Bu ne kadar satıyor? Bunu merak etmiştim. 116 bin euro satıyor. Neymiş bu ya? Valla ben bilmiyorum. Oyunlarla pek aram yok. Ama güzel satıyor. Beğendim. Mouse'a bakalım. Game Mouse. Yine geldi. Glue. Clock. Duracell'i geçiyorum. Bakmayacağım. Buna bakmıştık. Yok, bunun alt kategorisine inmedik. Bunun alt kategorisine inelim. Defterlerin alt kategorisine inelim. Bunun da alt kategorisine inelim. Hepsine bakalım. Ne var ne yok hepsini inceleyelim. Bakalım. Kartuşa bakmaya gerek var mı? Olur. Niye olmasın? İniyorum yine. Bayağı oyun var. Buna gelelim. Bir sürü defter çeşidi çıktı. Bakalım. Buradan pen'e gelmiştik. Pen. Devam edelim. Şuradan neye gelmişiz ona da bir bakalım. Oyunlara gelmişiz. Monopoly ve benzeri tarzında oyunlara. Hot New Releases. Buna geçiyorum. Bayağı oyun çeşidi var. Mouse da vermedi alt kategori gördüğünüz gibi. Direkt böyle çıktı. Bazı yerlerde bu şekilde çıkabiliyor ama bu sizin bakmanıza engel değil. 50 kişi var gördüğünüz gibi. Yani buradan yeni çıkanlara da bakabilirsiniz. Yeni fırsat yakalayıp o listede biraz ivme kazanırsanız, çok buy box'ta yapabilirseniz daha iyi olur sizin açınızdan. Yani şu. Bazı ürünlerde çıkıyor da. Mesela bu üründe yok. Bakayım. Evet, bunda yok. Diğerlerinde belki vardı. Bu en çok hediye paketi yapılanlar. Mesela bunda var mı? Bakayım Clock'ta. Bestseller. Bunda yok. Hot New. Burada Hot New Releases yazıyor arkadaşlar. İsteyenler oradan bakabilir. Şimdi bakalım buradan niş bir şekilde ilerleyerek neler bulabileceğiz. Hep birlikte bakalım. Hepsi bir satıcı, üç satıcı. Şimdi altına indik bakalım karşımıza neler çıkacak ben de bilmiyorum. Bakın mesela bu çıktı. Bu var. Buna bakmıştık zaten. On satıcı var. Bunu geçiyorum. Bunun ne kadar satışı varmış? 4000.
Normal. Dediğim gibi ufaktan başlamak için aslında ideal ürün bunlar. 13 kişi var listede. Bakalım satışlar ne kadar? 4000. Normal. 4000 pound bu arada. 10 satıcı var. Bu güzel. Bu marka güzel. Açtığınızda toplam bir 10 tane marka, 10 tane ürün açtırsanız şu markada. Yani bu markanın tüm ürünlerini açtırsanız harika satışlar elde edebilirsiniz. İşte bu ürünü açtırdığınız vakit diğer pazar yerlerine de baktığınız zaman tüm pazar yerlerinde bu ürünü sattığınız takdirde gerçekten çok güzel kazançlar kesinlikle elde edebilirsiniz. Yani tek bir pazar yerine odaklanmamış oluyorsunuz, tüm pazar yerlerine odaklanmış oluyorsunuz. Ve her yerde satış yaptığınız için bakın burası boş mesela şu an. Şimdi mesela siz bu ürünü açtırdınız, Avustralya'da açtırdınız, orada satmaya başladınız, sonra oraya geçtiniz. Sonra Singapur'a geçtiniz, her yerde satmaya başladığınız zaman gerçekten çok güzel cirolar elde edebilirsiniz. Mantık tamamen aynı. Mesela burada yok. Siz Build International Listings yaptığınız takdirde burada oluşma ihtimali çok yüksek. Bunu öyle o açıdan değerlendirin. Bir de dropçuların olduğu yere bakalım. Aslında Kanada'ya da bakmak lazım. Kanada'ya da video yapayım. Aslında bu son dedim ama bir de Kanada'ya da bakalım. Kanada'daki biraz tabii Amazon çoğu dropçuyu elediği için orada biraz sıkıntı olabiliyor. Ama bu ürün araştırma takdirde Kanada'ya bakıp hatta Meksika'ya da bakayım ya. Oralarda satmak isteyenler oluyor. Evet kesinlikle. Oralarda da ürün araştırması yapayım. Daha net bir şekilde isteyenler izleyebilir. Benim için bir problem olmaz. Ama gördüğünüz gibi bu ürünler güzel ürünler. Yeni başlamak isteyenler için harikulade. Mesela 8 kişi var. İnceleyelim. Bunu geçiyorum. 8 kişi. Bakalım ne varmış 8 kişide. Neymiş bu? Yani ben bunu bilmiyordum mesela. Ne kadar satıyormuş? Belki Amazon bu tür üründen izin bile istemiyordur. Yani satılabilir. Ben markayı bilmiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Ama ben markayı merak ettim. Hemen Avustralya'ya bakacağım. Başlayacağım. Yani var. Ama yok. Sahibini bekliyor. Aranızdan belki bazı kişiler bu tür ürünleri buralara girmek isteyebilir. Boş. Burada da yok. Yani niye olmasın? Burada da yok. Bomboş. Gördüğünüz gibi 3 pazarda yok. Yani harika. Şu ürünü biliyorsunuzdur zaten. Ben bunu bir ürün bu muydu ya? Yok. Buna benzer bir ürün görmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Bütün videoları aynı anda çektiğim için neredeyse birer gün arayla bütün ürünleri artık ezberledim. Buna bakalım. Hatta bu pazar yerinde bu ürün güzeldi. Şimdi bu ürünü diğer yerlerde bulduk. Diğer yerden bu pazara gelelim bu sefer. Bu pazar yerinde bu ürün yok. Dediğim gibi hepsi birbirinde değişiyor. Her üründe başka bir pazar yerinde başka bir kar marjı ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Hepsi birbirine benziyor. 2-10 mesela bu neymiş bilmiyorum. 19 buna bakalım. Yeni yeni ürünler buluyoruz. Nasıl bunlar zaten bilindik. Bunları geçiyorum. Bunlar birçoğunuzun bildiği şeyler. Bu neymiş? Card game. 10 kişi var. İnceleyelim. Yani normal. Gördüğünüz gibi bakın. Bu triyi bir kişi daha yapmış. Gördünüz mü? Yani bu yapılabilir. Size bahsediyordum zaten devamlı. Sales ranki güzel. Satışta nasılmış? Bakalım bundaki fırsatlar yine diğer pazar yerlerinde var mı? 87 bin. Bence harika. Hemen diğer yerlerimize geliyoruz. Hemen siliyorum. Com. Bakalım. Evet, burada var. Kim satıyormuş? İki kişi satıyormuş. İnceleyelim. Bakın, gördünüz mü? Yapmışlar bu üründe. Bu demek ki Amerika'da da var. Yani yapanlar çıkıyor böyle. Fırsat yakalayanlar elbet olabiliyor. Avustralya'ya baktık. Singapur'a bakalım. Aynı fırsatı Singapur'da yakalayan var mı? Burada bestseller olmuş mesela. İlginç. Bakalım kimler var? Süper. Yani bunlar iyi ayarlayamadığı için almış Barbaros'u ki Prime olarak girmiş. O kadar iyi satıyor düşünün. Yani bir fırsat burada çok iyi satıyor. Buralarda da keza iyi satıyordur. Bakalım Sales Rank'a zaten yani bir numara. Efsane satıyordur böyle.
Tabii 999'da kaç sattığını net olarak ezberleyebilirsiniz ama zaten Sailor's Rank 2 çok sattığı kesin zaten. Bir de nereye bakalım? Aslında Kanada Meksika'ya hiç bakmadım. Kanada Meksika'ya da bakabiliriz aslında. Yani oralara aklımdan çıktı. Mantık aynı. Yani oralara da bakmak lazım. Mesela burası boş. Gördüğünüz gibi burada da çok iyi sattığını düşünüyorum. Kanada'ya bakalım. Biraz da Kanada'da gidelim. Değişiklik olsun. Evet, burada da çıktı. Harika. Bakalım kaç kişi var burada listede. Bundan sonraki ben videoyu Nis Kanada'yı da çekeyim. Bakalım burada da yani güzel. Burada satışlarına da bakarız hatta. Gördüğünüz gibi niş bir ürün. Yani çok global bir marka olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü. Ama öyle düşünüyorum. Böyle ürün bulunabilir. Bakın burada satışları normal. Orada da satışları çok yüksekti. Tüm pazar yerlerinde birleştirdiğiniz zaman gerçekten çok güzel satmanız mümkün. Meksika'ya da bakalım. Aslında hepsini tüm şu ana kadar baktığımız tüm ürünlerde Kanada ve Meksika'ya da bakmamız lazımdı aslında. Bakın her yerde çıktı. Bu bir fırsat. Mesela burada kim satıyor? 3 kişi satıyor. Ve burada şey satan yok. Bakın burada bir kişi var. Gördünüz mü? Şu. Pardon, şu. Pardon. Karıştırdım. Hatta İngilizce bir yapalım. Tam karıştırmayayım. Bir dakika. Bunun nerede? Vallahi hiç bilmiyorum ki bununki de nerede. Bilmiyorum. Kalsın İspanya. Pek gerek yok. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi satışlar harika. Burada da yapmışlar. Mesela Kanada'da yapmamışlar. Siz hepsini birbirine bağladığınız zaman Kanada, Meksika tüm platformu birbirine entegre ettiğiniz zaman 3 oradan, 5 oradan, 10 oradan dediğiniz zaman zaten kar topu misali. Yuvarlana yuvarlana gerçekten çok güzel kâr edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi satan hep aynı kişiler değil. Siz hepsinde olun. Hepsinde. Bu sadece bir örnekti. Dediğim gibi yani tamamen spontane giderek gördüğünüz gibi buluyoruz. Bakış açımız kesinlikle bu olacak. Ben az önce dedim nasıl çıktıysa aklımdan Kanada, Meksika. Bunu tabii şeyle de yapabilirsiniz. Remote Fulfillment FBA sistemiyle. Remote Fulfillment FBA. Onunla da yapabilirsiniz. O açık değilse zaten Built International Listings'le de yapabilirsiniz. Yani her türlü olanak elinizde var. Sadece biraz farkındalık yaratarak, bu şekilde ürün araştırarak, en derinlere inerek, ağacın köküne inerek mükemmel ürün bulabilirsiniz. Yani bu söz konusu. Tamamen spontane giderek yapıyoruz zaten hepsini. Arka arkaya kaç saattir video çekiyorum bilmiyorum. Bugün kaç saat oldu. Ama nerelere geldiğimizi görüyorsunuz. Nereden nerelere kadar girdik, ne tür ürünler çıktı karşımıza. Yani şuradan neler açmışız biz bu üründe mesela. Şu ürünü kapatayım. Clock'lara bakmayalım. Bundan bir iki ürün ineceğiz. Logitech'i kapatıyorum. Büyük marka. Bunu geçiyorum. Bu da kalsın. Şu ürünü merak ettim çünkü. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Şu o ürünü inceleyeceğim. Onu ben merak ettim. Şimdi buradan bu kalmıştı. Biz Singapur. Burası Ca MX şeye bakmıştık zaten. Nereye bakabiliriz? Japonya'ya bakalım. Biraz daha işi ilerletelim. Bakalım bu kedi kartı diğerlerlerde satıyor mu? Süper. Burada da satıyor. 9 kişi var listede. Ama bunun Buybox'ına girince neden Buybox'tan atıyor? Hayret bir şey. 9 offer'a bakalım. 1 kişi var. Gördüğünüz gibi ve çok kötü. 14.000 yorum var. Sales Rank'i kaç? 14.000 bir dakika. Buradan alamadım. Satıyor mu acaba? Burada Sales Rank yok. Yani satışları pek iyi olduğu söylenemez ama 999 yapmak lazım ki listede olsun. Ne fark eder zaten. Hepsinde listeleyeceğiniz için pek problem olacağını sanmıyorum. Burada var. Nerede olabilir başka? Koma'da bakalım. Koma'da olsun. Komda zaten 6 kişi var gördüğünüz gibi. Her yerde mevcut. Başka nereye bakabiliriz? Hindistan'a bakalım. Almanya'ya bakalım. Gördüğünüz gibi her yerde var. Hindistan'da da var. Burada kim var? Burada kimse yok. Tamamen gördüğünüz gibi kişiler var. Amazon zaten yok. Başka nereye bakalım?
Almanya'ya bakalım. Zaten Avrupa'da yaslatacağınız zaman hepsi de yapabilirsiniz. Zaten aslında birbiriyle hepsi entegre. Hiç problem yaşamadık. Bu çok güzel bir çalışma olmuş bir üründe. Her yerde birbirine entegre gördüğünüz gibi. Bakalım buradaki satışları nasıl? Helyum açalım. Bunu da vermedi. bin gösteriyor. Evet. Bu neymiş? Farklı varyasyonu. Bir tanesinde 76.000 gösteriyor. Bence çok güzel. Yani hepsinde ortalama nereden baksanız bir 400 bin olabilir gibime geliyor. Çünkü pek çok pazar var. Neredeyse hepsine baktık. Her yerde satıyor. Siz hepsinde satarsanız gerçekten çok güzel karlar elde etmeniz kesinlikle söz konusu. Bir dakika. Nereye bakabiliriz? Madem bu kadar uzadık, biraz daha uzayalım. Niye vermedi? Harika. İşte harika bir çalışma olmuş bölümde. Her yerde var. En sevdiğim. Hiç uğraşmasız, her yerde var, her yerde entegre. Sadece tek yapmanız gereken biraz çalışmanız. Yani burada da satış var gördüğünüz gibi. Başka neresi olabilir? İtalya'ya da gidelim. Oraya da bir selam verelim. İtalya'da da var. Sesim kısılıyor sanırım sabahtan beri anlattığım için. Amazon var burada. Olsun problem değil. Buradaki satışlarına da bakalım. Ama benim her zaman size tavsiyem kesinlikle sales rank mantığını çözüp o şekilde hareket etmeniz. Mesela bakın burada da 10.000 euro. Yani neresi kaldı? Fransa'ya da bakalım. Maşallah bu sefer bu üründe her yere baktık. Aslında hepsine tek tek baksaydık her üründe videolar saatler sürerdi. Aslında tek böyle bakmak iyi. Siz her yapacağınız ürüne hepsine bir tab açın. Hepsini burada tutun. İtalya, Fransa diye yazın. FR ve benzeri in, öyle, au diye devam edin. Hepsine bir ürüne bakacağınız zaman hepsini açın. Hepsinde bakın. Tek tek entegre edin. Daha iyi olur. Yani hepsinde neye satacağınızı, neye fiyat ayarlaması gereken nasıl yapacağınızı, yani fiyat ayarlaması derken korkmayın sakın. %20'den bahsediyorum. %20 yazmıştım ya ben. %10, %12, %15, %17 hangisini isterseniz. Mesela burada satış yapmıyor. Satış yok gözüküyor ama incelenebilir. Ne kaldı? Hollanda'ya bakalım. Taze şu an Hollanda. Yeni açıldı. Bakalım Hollanda'ya aslında biraz yoğunlaşmak lazım. Çünkü çok yeni. Daha çok çok yeni. 3 ay mı ne oldu tam hatırlamıyorum. Ama bakın buraya da gelmiş. Helal olsun bu liste her yerde var. En sevdiğim işte. Yani her yere gelmişler gördüğünüz gibi. Buraya da adım atmaya başlamışlar. Ve burada da Amazon var. Dediğim gibi bu taktikle her yerde ürün araştırması yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim mantığım bu şekilde. Ben her zaman böyle hareket ediyorum. Her yere bakarak, entegre ederek, fiyat ayarlaması yaparak satacağım vakit. Yani ben baktığımda ya Amerika'dan kâr etmiyormuşum gideyim Buybox'ı kırayım. Çok şey amatörce bu işler. Gerçekten amatörce. Kırmayın fiyatınızı kalsın. Siz bu orada fiyatınızı kırarsanız bu tüm global pazar yerlerinde de fiyatınızı kırarsınız. Bırakın her yerden gelmesini, ufak ufak kar topu gibi büyümesini olanak tanıyın. Yani ne kadar geniş çerçevede bakarsanız, ne kadar kendinizi sabit bir şekilde, soğukkanlı hareket ederseniz her yerde satarak zaten çok güzel karlar elde edebilirsiniz. Zor bir şey değil. Yani piyasada Amazon'da satış yapmayan kişiler tamamen duyduklarından ve spontane bir şekilde hareket ettiklerinden dolayı zaten insanlar ne yazık ki satış yapamıyor. Bilmiyor çünkü kendisi de. Nasıl yapılacağını da bilmiyor. Ondan dolayı bu kadar bilgi karmaşası mevcut. Gördüğünüz gibi 21 bin maşallah yani buna da bakalım. Yani en büyük sorunumuz o. Kişilerin ne yazık ki bu konularda bilgisi yok ama inanılmaz fikri var. Yani o çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü. Ben buna çok kez şahit oldum. Yani biz tamamen tecrübelerimizi deneme yanılma yoluyla keşfediyoruz. Tamamen ilk önce kendimiz deniyoruz. Başarılı olursak sunuyoruz. Yani bir kere de başarılı değil. Birkaç kere başarılı olduktan sonraki iyice pekişsin diye. Zaten size bunların hepsini kanıtlarıyla birlikte gösterdim. Zaten biz de bu şekilde yaptığımız için yani satışlar zaten otomatik olarak artıyor. Ve size kesinlikle böyle yapmanızı istiyorum ki böyle yaparsanız zaten çok kısa sürede büyüyebilirsiniz. Ha burada tek kötü bir problem var.
Stok yetiştiremiyorsunuz. Söyleyeyim yani. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yani stok yetişmiyor. Yani ben ne kadar çok stoksuz kaldım bir bilseniz anında bitiyor. Hele fiyat analizi doğru yaptığınız takdirde yetişmez. Yani canlı olan söyleşiyi izlemişsinizdir. Artık o FBA gönderiyor diğer depolara yetişmediği için. Yani öyle yaptığınız vakit farkındalık gelecekti zaten. Bu ürün de harikaymış bu arada, her yerde var. Bu ürün, şuna da bakacağım, şunu çok merak ettim. Bu ürüne de bakıp videoyu sonlandıracağım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bakalım burada ne kadar satıyor, hadi bakalım. Şimdi İngiltere'de 21 bin pound cepte. Tabi Buybox'a bölünecek, yanlış anlaşılmasın. Şimdi burada Singapur'da bakalım current available. Oh, harika, burada kimse yok. Hazır listeye siz girersiniz. Burada da aynı, süper. Avustralya'da da yapmamışlar. Burada 26 satıcı var Kanada'da. Muazzam. Bakalım Kanada'da bu işi bilen var mı? Sanırım yok. Birçoğu da emin olun dropçudur. İki kişi var Prime'da. Bu işte çok güzel. Siz Amazon olduğunuzda ne kadar korkuyorlar bir bilseniz. İnşallah bu eğitim dışarı çıkmaz. Tabi burada satış kötü. Dışarı çıktım hiç korkmazlar. Ben Prime, hesap açılışları paketi çıkarmıştım biliyorsunuz. Benim Omega hesap açılışını biliyorsunuzdur. Birçoğunuz yani duymuştur. Dışarı çıkmaya başlamıştı zamanla. Yani insanlar neden yaptığını bilmiyorum. Yani para verdiği şey ücretsiz olarak dışarı veriyor. Sizin öyle bir şey yapmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Dediğim gibi hiçbir şey kazanmazsınız, kaybedersiniz. Siz para verip ulaştığınız bir kişiye başkası bedavaya ulaşacaktır. Bu yüzden kesinlikle yapmanızı önermem. Böyle bir şey yaptığı zaman bu kişiler efektifliğini yitiriyor açıkçası. Çünkü karlı kalmıyor. Yani herkes aynı şeyi yaptığı vakit, yani görüyor onu, aa diyor, bu nasıl olsa Amazon satıcısı diyor, Amazon değil diyor. Kaçıyor. Yani o açıdan değerlendirmeniz lazım. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani bu paketleri alan kişiler özel kişiler açıkçası. Ne kadar çok kısa sürede iyi işler başarırsanız gerçekten farklılık kesinlikle göreceksiniz. Amazon'daymış. Ben dedim neden 79 satıcı var? Burada ne kadar? Buraya bakmam lazım. Burada kim satıyormuş? 11 bin dolar. Tam tersi diğer, şurada İngiltere'de daha çok pahalı. Farkındasınız değil mi? Tam tersi oldu bu sefer. Şu Buybox'a bakmak istiyorum. Amazon'da yok. Ama tabii hepsine tek tek bakmanız lazım. Şuradan bir bakayım, Amazon var mı? Yok, Amazon'da yok şu an. Sadece şurada varmış. Ayın 16'sında. Şuralarda da biraz girmiş. Ama yok, FBA. Buybox'ı FBA almış. Evet, burada Buybox. Süper. Buybox Amazon'da yok. Harika, güzel ürün. Ama diğer pazar yerlerine daha çok satıyor. Çok ilginç. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ürünü bilmiyorum çünkü. Yanlış yönlendirmek istemem. Ama her pazar yerinde var. Hindistan'da da var. Burada kaç? 12 satıcı var. Evet, burada da Amazon yok. Dediğim gibi her yerde açtığınız zaman kar topu misali her yerde yuvarlanarak satışlarınız kesinlikle büyüyecektir. Buna Hindistan'a bakmamış mıydım ben? Bakmıştım. Yeni pencere atıyor sanırım. Evet. Hindistan devamlı yeni pencere atıyor. Kalsın. Almanya'ya bakalım. Bakalım Almanya'da satışları nasıl? Burada da 8 kişi var. Almanya'da böyle. Bakalım burada satışları nasıl? Helium tam açalım. Burada da 5.000. Demek ki İngiltere'de bunun satışları gerçekten güzel. İspanya'ya bakalım. 6 kişi var listede. Burada satışları nasıl? Beni şaşırtan bir yer olmadı. Burada da normal. Ama Amazon'un çoğu yerde olmaması bence güzel. En güzel İngiltere'de satışları var. Şu an onu gösteriyor. Diğer yerlere bakmayacağım. Şu ürünü şuna bakmak istiyorum. Ben bunu merak ettim çok. Şuna bakacağım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırım. Bunun ne kadar satışı var bakalım. Bu da iyiymiş. Yok, bu o değil. Şu mu? Evet. 43 bin pound. Harika. Tabii 999'da check etmek lazım. Buna da bakalım. Videoyu sonlandıralım.
İngiltere'de zaten. Evet, Singapur'dan başlayalım. Hadi bakalım her yerde var mı? Sanırım burada yok. Yok, burada var. Avustralya'da var. Evet, burada bir satıcı satıyor gördüğünüz gibi. Burada kapmış. Evet, satışlar nasıl? Seda Sinek de çok iyi. Bir kişi satıyor gördünüz mü? Ve Prime olarak depoya da göndermiş. Güzel Seda Sinek Avustralya'ya göre. Bayağı satıyordur. Kanada'ya bakalım. Kanada'da var. Kanada'ya girelim. Bakalım Kanada'da neler oluyor. Amazon'da yok. Bence güzel. Siz Amazon olarak girdiğinizde direkt farklılığı yaratacaksınızdır. Burada satışta nasıl acaba? Burada göstermedi. Ya 999'da sales rank mantığını kesin çözmek lazım. Dediğim gibi her yerde genellikle boş pazara denk geliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yine her yere geliyoruz. Japonya'ya bakalım. Bu da güzel ürün. Amerika'ya bakalım. Bu sefer tam tersini bulduk tabii. İngiltere'den Amerika'ya. Bakalım Amerika'da satışları nasıl? Burada 8.000. Mesela orada ne kadar satışları var pound bazında ama burada satışları çok düşük. Ve bir dakika. Şunu Buybox'ına girmem lazım. Diğer türlü hiç sevmiyorum. Bir kişi var. Gördünüz mü? Yani bu tam tersini yapıyor sanırım bu satıcı. Tabii emin değilim ama shop yazıyor. Yani bu markası zaten bu. Bu değil. Tek satıyor. Tek başına bütün satışları götürüyor gördüğünüz gibi. Yani güzel ürün. Ama bu büyük ihtimal buradan çekiyor. Çünkü merkez sanırım burası. Çünkü Amazon da burada kendisi satıyor ve birçok kişi var. Sanırım İngiltere'den çekerek devam ediyor bu kişi. Satışları falan çok güzel çünkü. Beğendim. Ben bunu bizim arkadaşlara atayım. Tabii eğitim çıkana kadar ben hemen göndereceğim şimdi. Bir inceleyelim bakalım bunu. Güzel satışları var. Ben beğendim. Koma bakmıştık. Diğerlerine bakalım. Ben bunu benim Amerika'daki arkadaşlara göndereyim. Bir inceleyelim bunu. Tek satıcı var. Her şey, bütün kriterler uyuyor. Bunları kapatıyorum. İsteyenler bakabilir. Ürün zaten açık, her şey ortada gördüğünüz gibi. Ama ben beğendim açıkçası. Bakayım yorumlar aynı mı? Birbirinden çekmişler mi? Yok. Ama güzel. Bakın zaten Singapur'da da yok. Avustralya'da var. Satışları gerçekten iyidir zaten. Bakayım. Farklı farklı kişiler var. Gördüğünüz gibi. Siz buraya direkt Amazon geldiğiniz gibi burada satışlarda da hak iddia edebileceksiniz. Başka şu an Kanada'da da güzel. Kanada'da keza iyi. Kötü değil. Beğendim açıkçası ben. Şu an gerçekten çok güzel ürünle bitti. Birçok ürün bulduk. Birçok ürün çeşidi var. Nereden baksanız 20 tane ürün araştırma kriteri var. Her seferinde zaten hangisiyle ürünü araştıracağım derken kendinizi şey yapabilirsiniz. Ona göre yönlendirebilirsiniz. Ama benim en çok sevdiğim bu. Ben hep bundan yapıyorum. Bakın burada da varmış. Dediğim gibi tamamen sizin bu zaman geçirmenizle alakalı. Ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar çok ürün bulmanız söz konusu. Ben size bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Günde 15 dakikayla olacak iş değil bu. Gördüğünüz gibi ben bugün abartmıyorum ama sabahtan beri video çekiyorum. Sesim gitmeye başladı artık. Şu an bu video 40 dakika olmuş. Gerçekten hiç farkına bile varmadım. 40 dakikada bu videoyu çekiyorum. Daha da araştırmaya gitsem daha da araştırırım. Yani gerçekten. Çünkü dediğim gibi siz bunu robotlaşmaya dönüştürdüğünüz zaman inanılmaz ürünler bulacaksınız. Bu ben tamamen spontane giderek hayatımda bu ürünü ilk defa görüyorum. Yani nerelere gitti olay görüyorsunuz. İnanılmaz satıyor. Bazı pazar yerlerinde daha yüksek. Hani hep diyordum ya bazı pazar yerlerinde az satabilirsiniz. O an kâr etmiyor olabilirsiniz ama diğer pazar yerlerinde satmayacağınız anlamına gelmez. Bu yüzden global düşünüp her yerde hareket ederek güçlü adımlarla basmak lazım. İnternet işi yeni değil. Sağlam. Bu geleceğe uzanan bir iş. Bu yüzden hareket yani ederken global düşünerek, sağlam adımlar atarak, acele etmeyerek, uzun süreli düşünerek süper kazançlar elde edebilirsiniz. İmkansız değil, zor ama çalışmak gerekiyor. Ne kadar dersinize çalışırsanız gerçekten çok güzel kâr edebilirsiniz. Ben örneklerle gösteriyorum size. Yani boşlukları dolduran satıcılar siz olun. Bir başkası değil. Bu ürünlerin ne kadar çok sattığını ayda görüyoruz. Yani Ahmet girse, Mehmet Hüseyin, Osman girse fark edemez. Yetiştiremeyiz ürün.
Hangi pazar yerinde hepiniz girseniz yetiştirebilirsiniz ki? Ayda zaten dünya kadar satan ürün. Mümkün değil. Hiçbirimiz yetiştiremeyiz. Yani bunlar sadece örnek. O açıdan düşünmenize fayda var. Bir sonraki video Kanada. Kanada videosunda bakalım neler çıkacak. Kanada epey dolu. Ben de merak ediyorum. Kanada ve Meksika yapıp video serisini sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.